Duruyorum burada. Sen kimseye görünmeden bir şekilde girersin artık içeriye. Niye ya? Ya ne olur yardım et. Arabayla girelim içeri. Ne bileyim, evde bir şurayla buluşacağım falan dersin. Uydurursun bir şeyler işte. Kübra'cığım, karıştırma beni daha fazla. Tamam. Bak zaten haberi gördükleri an ikimiz birden biteceğiz. Ne diyeceğim ben görürlerse? Of, zaten herkesin gözü benim üstümde. Kübra, yapacak bir şey yok. Tamam güzelim. Olan oldu artık. Hadi. Al şunu da. Sil makyajını. Görünme kimseye. Bana da haber ver muhakkak. Kübra'cığım hadi. Beni dinlersin. Kübra Hanım değil mi o? Ceyhun Bey. Kübra Hanım. Ne oldu ayağınıza? Ne olur bana yardım edin. Anneciğim. Bir yudum bile almadın, buz gibi oldu kahven. Ben bir Kübra'ya bakayım. Yavaş 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 para verin ağrınızı. Bana verin. Zeynep'in odasına gideceğiz. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı? Bundan kimseye bahsetmeyelim olur mu? Kübra. Düşünürüm. Bir şey mi istemiştiniz Münevver Hanım? Ha, yok, kızıma bakmaya geldim ben. Beni arayacak olursanız bahçedeyim. Tamam, sağ olun. Kübra. Hadi kızım. Hadi çık başkalarının odasından. Uf, anne bir rahat bırak ya. Bir rahat bırak. Zeynep hiç sevmez öyle odasına girilsin, eşyaları kurcalansın. Bak aranızda kavga çıkarsa annem dediydi dersin. Tamam anne, tamam. Hadi. Kemal. Ha gel kızım. Ha. Buyurun Emin Bey. Nedir o? Mehmet Ali Bey'in hayatını yazan bir iletişim bilgileri efendim. Şey Burak Bey patrona deyince ben çok özür dilerim efendim. Sanırım bu Kadir Bey'e gidecekti. Yok yok benim o ben aklımdan çıkmış. Tamam. Neyin peşindesin sen?
Ne oluyor baba? Asıl sen söyle ne oluyor. Bilmediğin işlere niye karışıyorsun sen? Ben bugüne kadar anlatmamıştım sana. Bundan sonra mı anlatacağım? E anlatabilirsin ama. He, sonra yedi düvelden dinleyelim değil mi? Bu ailede amcamı bir tek ben biliyordum. Kime söyledim ya? Karışma. Benim işlerime karışma. Beni kurcalama. Sana ilk ve son ihtarım. Silahları değişiriz ona göre. Resmi kim baba? Sana ne? Sana ne? Yaşar Bey, hı. Bir şey mi istemiştiniz efendim? Her şeyin eskisi gibi olmasını istiyorum. Yapabilir misin? Yapamazsın. Efendim, sizi memnun etmek noktasında elimden başka bir şey gelirse... Gelmez. Yatacağım ben biraz. Bu işte bir yanlışlık var diye düşündü Zeynep. Her şeyi doğru düzgün anlatsa... Hayır. Hiçbir işe yaramazdı. Kimse onu dinlemezdi ki. Babası, hele dedesi. Dedesinden Allah'tan korkar gibi korkardı. İşte o korku tam da şu anda Zeynep'i gerçekten hırsız yapmıştı. Ne yaptın? Hallettim. Abi aynı geldiğimiz kitapçıya gideceğiz. Tamam. Müdüre Hanım, bir beyefendi geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Müdüre Hanım merhabalar. Merhabalar. Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Müdüre Hanımcığım... Okulumuzda eğitim veren Sevil Hanım var biliyorsunuz. Evet var, ne olmuş? Fazla vaktim yok, o yüzden doğrudan konuya gireceğim. Patronum işten kovulmasını istiyor. Hemen bugün istiyor. Elbette gizli kalmasını istiyor. Beyefendi siz ne hakla? Betül Hanım. Bunu da size iyi niyetinin bir göstergesi olarak gönderdim. Eğer bu iş bugün biterse bundan bir tane daha alacaksınız. Bonus olarak. Her şey yolunda İlhan Bey. Balyaları görünce gözleri parladı. Anneni kovacaksın desem onu bile kovardı. Hadi bakalım, merakla bekliyorum. İyi bari patlamamış daha bir şey. Kübra, beni de yakacaksın ya. İyiler sar.
Buyurun müdür hanım. Nereden çıktı? Vallahi Sevil öğretmene gelmiş dediler. Ama bu olmaz. Sevil hanıma söyleyin, işi bitince odama gelsin. Tamam hocam, söylerim. Al. Ama onu ben çalmadım. Bunu da bil. Ver şimdi kimliklerimizi. Bu daha başlangıç. O ne demek ya? O ne demek? Getirdim verdim ya işte. Ne istiyorsun başka? Sen bana bunlardan birkaç tane daha getir. Sonra konuşuruz. Ne diyorsun? Bu arada kimlikler bende. Güvende yani, merak etme. Bir daha gelişinde alırsın. Anlaştık mı Zeynep Saruhan'la? Kardeşiminkini ver. En azından kardeşiminkini verir misin? Ne oldu? Alabildin mi? Aldım. Oh be. Oh. Abi devam edeceğiz.